Merhabalar, ben Bülent İlhan. 3-4 yaşından beri Fransa'dayım. Annem babam gel buraya göç ettiler. Geldik burada okuduk. Belirli bir yaşta İsviçre'ye çalışmaya gittim. Orada işte kesim işini, inşaat işini öğrendik. Okuluna gittik, diplomalarını aldık. 20 sene sonra dedim, niye kendim bu işi yapmayayım, beceriyor, sorumluluğumuz var. Kendi bu işe atıldım. Şimdilik de böyle kesim işleri sağ olsun arkadaşlar güveniyor. Kesim derken ana duvarları kaldırıyoruz. Evet. Altına demir direk koyuyoruz. Onun dışında balkonlar yapıyoruz, teraslar, duvar. İnşaatı da yapıyoruz inşaat işlerinde. Ama genellikle çoğunluğumuz bu iş oluyor. Evet. Ve Türk vatandaşı olarak bölge tek bu işi yapan da ben. Arkadaşlar sağ olsun bayağı güveniyorlar, arıyorlar, işlerini görüyoruz. Başka inşaatlarımız var böyle, başka işler yapılıyor kesimin dışında. Arkadaşlar top topuna çalışsak 3 ile 5-7'ye çıkabilir. Bahçe düzenlemesi yapıyoruz, taşlar döşüyoruz, granit merdivenler yapıyoruz, bayağı yapıyoruz. Ben burada kendi başıma bir enjeniyörle çalışıyorum. Enjeniyörle geliyoruz, adamla hesap alıyoruz, direkt hesaplarını yapıyoruz, beraber oturuyoruz. Müşteriyi yine görüyoruz, anlatıyoruz projeyi. Müşteri onayını aldıktan sonra yine yerine gelip son hesabı alıyoruz. Ondan sonra işe başlıyoruz. Bizim kalite ve zaman. Arkadaşlar biz bir hafta dedik, bir haftada bu işi bitirmemiz lazım. Temiz, kalite ve malzemelerimiz sağlam malzeme. Burada bir arkadaş, Naduk Kasap, burada beni bir gün aradı günün birinde. Bülent dedi, böyle böyle duydum, bu işleri yapıyor musun? Bir buyur konuşalım bakalım. Geldik bir konuştuk, projeyi sundu bana. Ben de kendi tarafımda biraz araştırdım, baktım. Dedim bir mimarla geleyim, enjeniyörle bakalım bu yük hesaplamalarını. Geldi, kendisiyle görüştük sağ olsun. Açtı kapısını, baktık, hesabı aldık. Ondan sonra biz planımızı çıkarttığımızdan sonra başka bir randevu geldik. Onayısını verdiği gibi demirlerin siparişini verdik. Yarın geliyor demirler. İnşaatı başlattık. Ben Nadir Oğur, kasaplık yapıyorum burada. Ortada bir duvar vardı, o duvarın kalkması gerekiyordu. Onu kaldıracağız işte. Bülent Bey'i tercih etmemin sebebi şu, yani kime sorduysak bütün referanslar Bülent Bey'e çıktı. Yani bunu daha önce İsviçre'de yapmış, kendisi de dile getirdi. Bunun sebebi de şu, İsviçre'nin çok kaliteli işçiliği vardır. Yani her şeyi hesaplarlar. Bülent Bey'in de öyle. Arkada çalışan elemanları çok fazla var. Etütler yapılıyor, mimarlar geliyor, mühendisler geliyor. İncelemeler yapıyorlar. Ondan sonra 2 aylık bir ön aşaması vardı bunun, ön çalışması vardı. Birçok eşim, dostum, arkadaşım Bülent Bey'i tavsiye etti. Karşılıklı görüştük. El sıkıştık. Fiyatları sağ olsun bizim için çok 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 iyiydi. Yani ödemede kolaylık sağladı. Uygun da yaptı. Teşekkür ediyorum ben kendisine sizin aracılığınızla. Bizim işimiz, bizim mesleğimiz gereği hizmet ve hizmeti seviyoruz. Severek yapıyoruz bu işi. Dilerim bu işin sonu da güzel olur. Sonu tatlıya bağlanır. Allah bizi eşimize, dostumuza mahcup etmesin. Evet. Şu an biz burada karşı tarafla bu bölümün arasında kesim yapacak diye toz sızmasın diye, pislik sızmasın diye, su gelmesin diye makinemiz suyla kesiyor. Ön konuma yapıyoruz. Koruma yaptığımız gibi direkler de koyuyoruz. Burada görüyorsunuz direkler ükü taşımak için. Burada 9 metre bir duvar kaldıracağız. 44 santim genişliğinde. 9 metre 44 santim evet, genişliğinde duvarı kaldıracağız. Kaldıracağız. İşte üstün yükünü alıyoruz burada, tutuyoruz. Sonra yarın ikinci etapla duvar kalktıktan sonra demir direkler geliyor. Kaynaklıyoruz. Ayrıca sonra bu ortası da kalkacak. Ya söyleyeceğim şey şu aslında, her şey açık açık ortada. Anadolu'muzun çok güzel bir sözü var. Derler ki ekmeği yapana ver, üstüne de bir ekmek fazla ver. İşte Bülent abi bir ekmek fazlayı hak edenlerden. Eyvallah. Yani işi bilenlerden. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Bülent abi. Teşekkürler.